Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımın 16. yaş doğum günü için hazırladığım bu güzel pastanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Gerçekten yapımı çok eğlenceli, görüntüsü zaten harika. Tadı ise şahane bir pasta oldu. Bu benim sürekli yaptığım krema ve kekten oluşan bir pasta. Şimdi tarifini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpmakla işe başlıyorum. Bu normal pandispanyadan biraz farklı. İçinde süt ve sıvı yağ var. Bence normal bir pandispanyadan çok daha lezzetli bir kek. Genelde pastalarımda bu keki kullanıyorum. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra içine 1 bardak süt ve 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Biraz karıştırdıktan sonra un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve bir çimdik tuzu eleyip içine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Tamamen topaklar kaybolduktan sonra artık tepsiye dökebiliriz. Bu ölçülerle iki tane kek hazırlıyoruz bu şekilde. Birincisi bu, ikincisini de hazırlayıp pişireceğim aynı bu şekilde. Daha sonra şekillerini kesip hazırlayacağız. Kekler pişerken ben kremasını hazırlıyorum. Kremole ve krem şantiyi çırpıp hazırlayacağım. Bu pasta için toplamda 3 paket muzlu kremole, 4 pakette krem şanti kullandım. Soğuk sütle birlikte güzelce çırpıyoruz. Çırptıkça kabarıp daha böyle homojen, güzel bir kıvam alıyor. Keklerim de bu arada pişti. Onları soğumaya bıraktım. Yumuşacık puf puf bir kek oldu. Kremam da hazır. Onu da dolapta birkaç saat bekleteceğim. Aslında ben bu kekleri bir gün önceden hazırladım. Daha sonra üzerine şablonlarını koyup bu şekilde beklettim. O yüzden şablonlar biraz üzerine yapışmış gibi görünüyor. Ayrıca burada da 61 sayısı görünüyor. Ama önemli değil. Dizerken biz 16 şeklinde dizdik. Şimdi kremayı böyle yuvarlak uçlu bir krema torbasına yerleştirip sıkmaya başlıyorum. Önce kenarlardan sıkmaya başlıyorum. Sıkarken dikkat etmeniz gereken şu, çok dışa taşırmamaya gayret edeceksiniz. Çünkü üzerine kek binecek haliyle onun üzerindeki ağırlıklar o topçukları dışarı doğru taşırmasın. Sıkarken buna dikkat ederseniz görüntüsü harika bir pasta olur. Bütün kenarını çevreledikten sonra bu sefer içini dolduruyoruz. İsterseniz içini de küçük topçuklarla doldurabilirsiniz ama böyle sıkıp da doldurabilirsiniz. Ben bu sefer böyle sıkmayı tercih ettim. Daha sonra içine istediğiniz meyveyi veya çikolatayı yerleştirebilirsiniz. Ben muz ve şeftali koydum bugün. Şeftali gerçekten çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bu krema ile birlikte uyumu harika. Geçen yaz bu tarifle bir tane şeftalili pasta yapmıştım. Onu da videosunu çektim, yakında ekleyeceğim. Gerçekten çok denenen bir tarif oldu. Herkes çok beğendi. Şimdi bir üst katını kesiyorum. Aynı şekilde. Yine aynı şablonları kullanarak. Bu şablonları ben elimle çizdim. Birkaç denemeden sonra düzgün olanını kullandım. İkinci katı üzerine koyunca elimizle hafif bastırıyoruz ki alttaki kremaya güzelce yapışsın. Herhangi bir kayma olmasın. Evet. Şimdi üst katının kremasını sıkacağım. Yine aynı şekilde dış kenarlardan sıkmaya başlıyorum. Veya iç kenarlardan da olabilir. Sırayla sıkıyorum. Üstteki topçukları biraz daha böyle özenle sıkmaya, bir boylarına eşit halde sıkmaya dikkat ederseniz daha güzel, muntazam bir görüntü ortaya çıkar. Daha
Bence bu pastayı yapmak çok eğlenceli. Bu tür pastalar pastanelerde satılıyor ve gerçekten çok yüksek fiyatlara satılıyor. Bunu evde tek başınıza yapmamanız için hiçbir sebep yok. İstediğiniz şekilde, istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bu dikdörtgen keki hiç kesmeden de yapabilirsiniz. Dikdörtgen büyük bir pasta olmuş olur. Yine kenar içini sıkıp böyle top top, üstünü de yine aynı top top şeklinde sıkıp yapabilirsiniz. Ve en eğlenceli kısım üzerini süslemesi. İstediğiniz her şeyle süsleyebilirsiniz. Çiçek olur, çilek olsa çok harika olur. Bu çilek çünkü kırmızı kırmızı çok güzel yakışıyor. Ben birkaç tane çiçek ve sevdiğimiz abur cuburlardan üzerini süsleyeceğim. Çocuklar da buna bayılıyor ayrıca. Bazı bisküviler aldım, bunları kestim. Ve bu şekilde gelişi güzel oraya buraya yerleştiriyorum. Üzerine istediğiniz meyveyi koyabilirsiniz. Sadece tema olarak böyle renk olarak birbirine yakın malzemeler seçerseniz çok daha güzel durur. Mesela kırmızı beyaz çiçeklere çilek çok güzel uyar. Herhangi bir meyveye işte başka türlü çiçekler çok güzel uyar. Ben biraz da köydeki bahçemizden topladığım böğürtlenlerden ekleyeceğim. Bu genel olarak siyah beyaz bir pasta gibi oldu. Mor çiçekler farklı bir renk kattı. Tam bir genç kız pastası aslında bence bu. Gelişi güzel de böğürtlenleri yerleştiriyorum. Ve pastamız hazır. Bu şekilde 3-4 saat dolapta bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Dediğim gibi kremasını ve kekini bir gün önceden bile hazırlayabilirsiniz. Çok daha kolaylık olur. Şimdi mumlarını koyuyorum. Ve birazdan kızımın doğum gününü kutlayacağız. Artık kocaman oldu. 16 yaşında bir genç kız artık. Evet. Şimdi mumları yakıyoruz. Evet, şimdi bu şekilde doğum gününü kutluyoruz. Pastamızı kesip içinde göstermek istiyorum size. Gerçekten çok nefis bir pasta oldu. Herkes çok beğendi. Denemenizi tavsiye ederim. Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Eğer bu videoyu izliyorsan annen seni çok 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 seviyor. Yine yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.